Evet arkadaşlar, Didim Altınkum'dayız. Didim Altınkum'da burada iki tane villa var. Biri satıldı, biri duruyor. Satılık olanın fiyatı 10 milyon Türk lirası. Denize de plajada 300 metre yakınlıktadır. Bu satıldı, bu duruyor arkadaşlar. Satılık olan biraz daha büyük, bir tık daha büyük. Denize de 300 metre yakınlıkta yeni sıfır evlerdir. Bir mühendis bir bey yaptı. Mühendisler yapınca biraz daha güven sağlıyor gibi. Onu da pekiştirmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, Can'la böyle evin girişine doğru yol aldık. Yani nereden geleceğiz? Efendime söyleyeyim, buradan eve doğru yol alıyoruz. Bitkilerimiz de olgunlaşmış. Güller biraz kokuyor gibi. Bana göre sol taraftaki satıldı. Önümdeki ev satılıktır arkadaşlar. Denize 300 metre yakınlıkta. Fiyatı 10 milyon Türk lirası, satılana göre sanki biraz daha büyük gibi geliyor bana. Umarım yanılmam. Ve geldik, aracımızı buraya koyduk. Burada teraslar var. Ön tarafta bir havuz var. Havuz mu, jacuzzi mi desek? Neyse, beraber bakacağız. Ben de çok daha önce bakmıştım. Ancak şimdi biraz daha oda yüz ölçümü gözümde canlanmıyor. Araç otoparkı oradaydı. Bunun ayrı bir girişi de burada var arkadaşlar. Bir girişimiz de burada var. Ön şu anda yeşil alan, muhtemelen hazine arazisidir. İleride polis akademisi var. Efendime söyleyeyim, Ankara Üniversitesi bileşkesi var. Yeşilkent ileride. Bu diğer karşı tarafta gençleri sağlandığı yer, Medusa Sensation biraz ileride. Ve buraya yol aldık. Bu tarafta salonla mutfak var. Zemin kata bir oda var. Buraya da bir gölgelik yapmışlar arkadaşlar. Bunlar ne? Evet. Bunlar taşıyıcı kolon değil. Taşıyıcı kolon çekme mesafesinin içinde. Bunlar süs amaçlı. Ve yol aldık. Geldik. Bahçe biraz böyle, burası üçgen olmuş. Ön taraf daha iyi. Böyle bir gelelim. Bahçeyi bir gösterelim. Evet. Klimalarımız, klimaların altyapısı var. Kamera sistemi var. Efendime söyleyeyim, fena bir ev değil. Gelin görün edin. Geçen Kuşadası'nda 1 milyon euroluk bir evde sahibi beyefendi sağ olsun ısrar etti. Onu da tanıttık. 1 milyon euroya evler var. Ama bence hani o ev o para yapar mı? Bu ondan daha güzel gibi. Siz, takdir sizin olur. O yüzden biz de her şeyi bohçamıza koyuyoruz. Şunu arz etmek istiyorum. Bu ev mantıklı geliyor bana. Bu ev fiyatı mantıklı geliyor. Ona bakarsak 3 milyona da evler var demeye getiriyorum. O yüzden mantıklı diyorum. Yani 3 milyona da evler var. Bu standartlarda ev istersek. Can, böyle bir gel, tekrar geri gidip aynı pozisyonuna gideceksin. Burası bir daha bahçemiz arkadaşlar. Denize 300 metre olduğu için bir tane jacuzzi koymuşlar. Dışarıda bir jacuzzi. Buralara herhalde ne yapacaklar arkadaşlar? Buralar dilenirse büyük havuza çevrilir diye altyapısını bırakmışlar. Yani dilerse büyük havuz yapar. Deniz zaten biraz ileride 300 metre. Burada jacuzzi olmuş. Su şimdi içindedir. Tabii gideri mideri var. Denge deposu, motor dairesi de koymuşlar. Havuz için elverişli. Bütün altyapısı var. Efendime söyleyeyim, suyu temizlersek motor var. Dalgıç pompa işte neyse. Onunla yaparız. Evet, evimiz bu arkadaşlar. Fiyatı 10 milyon Türk lirası. Aslında akşam görüntüsü daha heybetli oluyor. Daha güzel oluyor. Buraya değişik boyalar koymuşlar. Su bazlı boyalar. İçeriye ne betonpan koymuşlar tavanlara. Ters tavan. Önü bir daha göstereceğiz. Birazdan havada biraz yağmurlu, az önce güneşli gibiydi. Biz de geldik, bir daha gitti. Evet, spotlarımız da fena değil. Güzel. Bura salonla mutfağın ortak bir alanı arkadaşlar. Dışarıdaki dekoratif sıvalar da fena değil. Dekoratif sıva, fileli mantolama ve bir daha bu tarafa doğru yol alalım. Burada bir depo var. Burada bir depomuz var. Öteberi koymak için çok büyük değil, ufak bir depo. Klima ünitelerinin altyapısıdır bu borular. Buraya da ısı pompası vesaire gelirse onun altyapısı var. Efendime söyleyeyim, panjurlarımız var. Dedik fileli mantolama, dekoratif sıva. Ondan sonra tuğla, BIMS tuğla ile yapılmış. C30 beton. Mühendis zaten biliyor o işi. Biz hani bir mühendis gibi bilemeyiz. Ve kameralarımız orada, bu tarafta geniş. Ondan sonra burası ne? Dört tarafı dolaştık mı? Burada bir daha böyle balkonların altına hem spotlar hem betonpan yapmışlar. O bir renk, bir güzellik katmış. Sonra geldik komşu tarafına. Ha, komşu tarafını da gösterelim. Komşu tarafı da bu. Arada duvar var. Daha mahremiyet olsun dersek onun üstüne çim de ekebiliriz. Aha, bu da böyle değil mi Can? Burası böyle. Önü komple yeşil alan. Yani bir tarafı bu eve komşu, diğer taraflar da evlere komşu. Bir taraf baya açık. Bu tarafı bir göster. Bu tarafı bir göster. Heh, bu ormanları falan göster.
Ev bu arkadaşlar. Ulaşım sıkıntısı yok. Bu camları biraz daha büyük yapmışlar. Sizi daha bekletmeden hemen eve merhaba diyelim arkadaşlar. Ev geniştir. Bu alanlar böyle evin avlusu mu diyelim, ne diyelim? Geniş buralar ve merhaba ev diyeceğiz. Zemin katta salon, açık mutfak. Efendime söyleyeyim. Bir oda var. Gel sevgili can. Mutfağa doğru bir git. Heh. Şimdi burası koridorumuz. Kapımızı kapattık. Burada bir vestiyerimiz var. Şimdi git odaya doğru, tekrar salona doğru yol alalım. Yol aldık salonla mutfağa doğru. Evet. Şimdi burası salon. Diğer tarafta mutfak var. Salonumuz bu. 10 milyon Türk lirası. Denize yakın. Denize 300 metre yakın. Yakın olduğu deniz. Güzel bir plajdır. Yani sıradan bir plaj değil. Kumu çok sarı kum, güzel bir kum. Yerler 120-60 ebatlarında graniter kalorifer tesisatının altyapısı var. Buradaki sürgülü kapıyı gösterdik. Ondan sonra bir yüzünü mutfağa çevir. Buraya ne yapmışlar? Mutfak bu tarafta böyle köşede kalmış. Buraya da TV ünitesi düşünülmüş arkadaşlar. TV ünitesi, dolaplar fena değil. Lakye dolaplar, güzel kaliteli dolaplar. Ve mutfak U harfi gibi. Buzdolabımız burada. Ben buzdolabı olayım. Evet, buzdolabı burada. Burada da terekler, raflar gördüğünüz gibi. Sonra çekmeceler iyi. Tezgah çimson. Bu alanlar herhalde yine çimsondur. Davlumbaz, ocak, evye, bulaşık da burası. Burayı özetledik değil mi? Burada bir daha süs olsun diye. Bunlar ağaçtır arkadaşlar. Taşlar koymuşlar. Burada da çeşitli aksesuarlar, işte bir zenginlik olsun, değişik bir atmosfer olsun diye. Onu da öyle yapmışlar. Şimdi salonun jacuzzi tarafına ya da havuz tarafına burada bir teras var. Ön tarafta da vardı. Hani onu da gösterdik dışarıdan. Buradan da işte salonla mutfağın ortak bir alanı olsun diye hem jacuzzi'nin başında bir teras, bir yer terası. Bahçe geniştir. Muhtemelen arsası 500 metre var. Bu evin yani herhalde bir dönüm içine yapılmış. Her birine 500 metrekare arsa payı düşüyor diye yani öyle tahmin ediyorum ki öyledir. Bu asma tavanlarda böyle bu renkleri değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu süsleri gösterdik. Vestiyeri bir daha gösterelim burada geçerken böyle teğet vurarak geç. Evet geldik. Bir odamız da zemin katı arkadaşlar. Bu yeşil alana bakıyor. Yeşil alanda bir gösteririz. Panjurlarımız güzel fena değil. Buradan tripodu bu pencereden böyle bir koy. Orayı da görsünler. Elektrik aksamı fena değil arkadaşlar. Bu odanın önünde de güzel teras var. Burayı göstersek mi canım? Detaylı olur. Şu terası da göster sana zahmet. Evet, detaylı olsun. Heh. Ha böyle biraz daha oralara git. Ha burayı göster. Amaç burayı ön plana çıkaralım. Bu da odanın önünde bir yer terası. Fiyatı 10 milyon Türk lirası. Denize yakın oluşu iyi. Ulaşım sorunu yok. Efendime söyleyeyim. Başka ne diyeyim size? Başka ileride şeyler var. Yani arsa bir tane vardı geçen gün. 500 metre arsa 6 milyon 500'e satıldı. He, burada bir şey vardı ya ben de. Buraya ne koymuşlar? Ha, burada bir ayak yolu var arkadaşlar. Güzel olmuş. Can söylemese ben gitmiş olacağım. Taşlar gerçekten güzel. Mahkem şunu de diyecektim. Banyoyu unutunca. Geçen bir tane arsa satılmış. Burada satılmış diyorum. Satıldı demiyorum. Duydum ben. Ne kadar doğru bilmiyorum. 6 milyon 500 bin Türk lirasına 500 metre arsa satılmış. O biraz daha denize uzak. Bunun konumunda değil ama. Hadi diyelim ki 6, 500'ü boş ver. O yüzden maliyet hesapladığımız zaman evin değeri ortaya çıkar sevgili arkadaşlar. Ve şu anda 10 milyon pazarlı vardır. Hele bir gelin bir bakalım bir edelim. Zemin üstü birinci kata çıktık. Bu zemin üstü birinci kat. Burada 3 odamız var. Odalar gayet büyük diyebiliyorum. Ve gel şimdi odayı gösterelim. Gayet büyük diyebiliyorum. Ve diyorum. Evet arkadaşlar bu da oda 2. Çömel memel oradan bir şey yap. Tam kapının oradan çömelseydin ya daha iyi kadrajını alırdın. Bu arkadaşlar oda 2. İkinci odamız bu.
Şimdi ikinci odanın içindeki banyoyu da gösterelim. Yerler granit arkadaşlar. Taş. Yani geçen bir abi bir ev beğendi. Diyor ki ben laminat istemiyorum. Granit olsaydı alırdım. Kimi de ahşap istiyor. İşte burası hepsi granit yani. Bu taşlar da güzel işte. Hani gözüküyor herhalde videoda değil mi? Yani neredeyse siz görüyorsunuz. Bu da ikinci odanın içindeki banyo. Kapılar parlak lake kapı arkadaşlar. Aha, ikinci odamız bu. İkinci odanın önünde bir hava almak için neticede büyük yatak odası olacak ya. Burada da oluş olmayışından iyi bir balkon var arkadaşlar. Bir balkon var. Aha, bu da balkonumuz. Bu ince balkon yanında bir oda daha var. Bu odayla paylaşıyor. Evet, bu odadan da ufak bir kapı var. Bu balkona çıkıyor. Buradan da bir daha vur. İkinci odayı hala gösteriyoruz arkadaşlar. Denize 300 metre, arsa 500. Ondan sonra kaç odası? 5 tane iyi odası var. Bir tane daha sayarsak 6 oda olmuş olur. Eğer 6. odayı odadan sayarsak 6 oda olmuş olur. Bu da arkadaşlar 3. oda. Oda metrekareleri istediğiniz gibi diye umuyorum. Çünkü bazı böyle eski toprak diyoruz ya, bazı beyefendiler, hanımefendiler büyük oda istiyorlar. Çünkü onların öngörüleri, hayalleri büyük, torun gelecek ama ömürleri yeter mi onu bilemeyiz. 3. odayı gösterdik. 4. odayı göstereceğiz ancak bu banyoyu da gösterelim. Bu da banyomuz. Yine buraya dikey uzun pencere koymuşlar. Hilton malzeme çok kaliteli. Yani malzemeler gerçekten kaliteli. Bunu rahat rahat söyleyebilirim. Tamam da. Bu ne? Buraya ne yapmışlar arkadaşlar? Buraya ayrı bir çamaşır makinesi, termosifon yeri ayrı yapmışlar. Duvarla duş arasını ayırmışlar. Bu duvarın diğer tarafında duş var. Bu böyle çamaşır makinesi için çok ideal olmuş. Demek ki mühendisler işi biliyor. Bu da duş arkadaşlar. Yine nişlerimiz var. Bu da duşumuz sevgili arkadaşlar. Yani bunu çok akıl etmiş. Çok mükemmel. Ben çok hoşuma gitti. Yani ben de böyle bir şey yapsam bunu hemen yaparım. Çamaşır makinesinin yeri ideal olmuş. Gerçekten ideal olmuş. Burası eti 4. oda. Zeminde bunun altında bir oda daha vardı. Bununla 4. oda. Spot çalışmaları iyi. Evin konumu, yani iddia ediyorum, güzel bir konum. Yaparsak, yapmasak, arsa alıp yaparsak bu rakamlara mal etme olanağımız an itibariyle sıfırdır. Bunu söyleyebilirim. Ondan sonra şimdi 5. odaya doğru, müştemilata doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Bakalım orada ne var? Bakalım burada ne var? Evet, şimdi burada bir banyo daha var. Bunu da aradan çıkaralım madem ki ben bir insanım. Evet. Bu kaçıncı banyo? Bu etti 3. banyo. Hilton dolaplar zengin, güzel, kaliteli. Bakın bunlar gerçekten kaliteli. Duşa kabinimiz bu. Klozet, pencere yine güzel. Efendime söyleyeyim. Kapılar keza öyle. Keza. Yani yine öyle. Keza. Keza yine'nin yerine koyduğumuz zaman keza yine anlamına geliyor herhalde. Evet, ve 5. odamız bu. Odalar hepsi birbirinden büyük. Buradan denizi de görüyorum arkadaşlar. Denizi de görüyorum ama kıyıdan köşede deniz neredesin dersem denizi ben arıyorum. Deniz beni aramıyor. Terastan da bakacağız bakalım. Bu etti 5. oda. Oda metrekareleri gerçekten güzel. Yani gelin bakın abi, yani ne diyelim ki. Burayı da gösterdik değil mi? Burayı da gösterdik. Şimdi 5 oda gösterdik. Efendime söyleyeyim. Eğer bunu da odadan sayarsak bu 6. oda, bunu odadan saymayalım. 5 oda diyelim. Burası da kiler olsun, gizlenme yeri olsun. Şimdi terası göstereceğiz. Terasımızı göstereceğiz. Teras da fena değil, güzel. Yallah. Terasımız da bu. Teras da bu arkadaşlar. Biraz da esinti var. Biraz da yağmur yağıyor. Bugün Kuşadası'na gidecektik. Yağmur yağıyordu. Gidemedik. Yağmurda gidip ev çeksek şey oluyor yani. Kameraya su vuruyor işte.
Ev çok fotojenik çıkmıyor. Biz de tercihimizi bugün buradan kullandık. Durum bu. Herhalde özetleyebildik. Değil mi Can? Evlerin en güzeli sizin olsun sevgili arkadaşlar. Gelin bakın edin. Öyle yol alalım. Saygılarımla ilgiler.